Dizin nasıl oldu? Neden sakladın dün gece nerede karşılaştığımızı? Deniz. Hani dinleniyordun sen? Sana ona yaklaşma demiştim. Bir rahatsızlığı falan mı var? Hani böyle insanlardan uzak tutuyorsunuz ya. Ne münasebet. Ben senin ona rahatsızlık verebileceğini düşünüyorum. Öyle olsun. Zaten uçağa da az kaldı. Kurtuluyorsunuz bizden. Araba dışarıda bekliyor. Götürecek sizi alana. Bu kadar belli etmeyin ya sevindiğinizi. Tuna Hanım bir iki dakikanızı alabilir miyim? Evet. Ne istiyorsun? Hakkımızı. Anlamadım. Yani bu evle arsasına verdiğiniz fiyat diyorum. Tuna Hanımcığım biraz az değil mi? Bir esera var o kadar. Ben zor durumdasınız diye öyle bir teklif verdim. Yardımcı olmak için. Yoksa o kadar da etmez. Yardım. Ne yardımı? Tuna Hanım yardım derken? Siz bu üzerinizde oturduğunuz her şey annemin hakkıydı. Bence siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Hatta sırf bu yüzden ev daha fazla değer ediyor. En az iki katı kadar. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Öyle diyorum Tuna Hanımcığım. Siz bu teklifi daha bir düşünün. Olur mu? Süper. Sevindim. Ben çok tutmayayım sizi o zaman. Ne yapacağını biliyorsun. En kısa sürede hallet şu işi. Baş tutun Hanım. Elini çabuk tut. Evet. Tamam sen çıkabilirsin. Merhaba Yılmaz. Geç lütfen. Abla. Hı? Melekler çıkıyor birazdan. Çocuklar da hazırlanmış. Melek de eski evde gelir şimdi. Uf, çok erken gitmiyorlar mı? Ne bileyim acaba birkaç gün daha kalmaları için ısrar mı etseydik? Ne diyorsun? Hı. Ne güzel düşündün. Birer de oda verelim, burada bizimle birlikte yaşasınlar ha? Ben böyle bir şey mi söyledim abla? Onca yıldır görüşmüyoruz. İlk defa karşılaştık. Ne bileyim çocuklarla biraz takılırdık. Gezerdik, vakit geçirirdik. Fena mı olurdu? Ay eksik kalsın. Melek tam varoş olmuş. Kızı desen özenti. Oğlu desen Efe'cimin o apaçi dediği tiplerden tam... Neden bu kadar kaba davranıyorsun? Ben hiç anlamıyorum. Kaba mı? Niye kabaymışım? Ben senin gibi yüz vermiyorum o kadar. Yüz vermek ne demek canım? Allah yüz veririm de ayrıca. Çünkü misafirlerimiz onlar bizim. Biraz nezaket hak etmiyorlar mı sence? Dün miras kaldığını öğrenince bir sarılıp öpmediğin kaldı. Onu da nezaketinden mi yaptın acaba? Neydi o halin? Mutlu gülücükler, pohpohlar, sevinç gösterileri. Evet mutlu oldum. Olamaz mıyım? Buna da mı karışacaksın? Ayrıca da miras dediğin ne? Ne ki kalan miras? Zaten Melek çok daha fazlasını hak ediyor. Seni ilgilendiren bir durum mu var? Sen niye onun avukatlığına soyunuyorsun? Ben onu anlamıyorum. Çünkü senin bu yaptıkların artık benim vicdanımı rahatsız ediyor. Bu kızın elinden her şeyi aldın, yetmedi, evden kovdurdun. Hatırlıyorum arkadaşı aradı, dedi ki lütfen idare et dedi. Ne yaptın? Koşa koşa gittin amcama, şikayet ettin. Ondan sonra da masuma yatıyorsun. Zorla söyletti amcam falan. Daha ne yapacaksın ki zaten? Bu kızın hayatını elinden aldın. Bu. Ya yeter. Yeter. Amcama söylerken olayların buralara kadar geleceğini ben düşünememiştim. Beni bununla suçlamaktan vazgeç artık. Senin... Tek bir düşüncem vardı. O da Demir'i Meleğin elinden almak. Kapat şu kapıyı.
yaptın mı gerçekten? Kapı dinlediğine göre olayların buralara kadar geleceğini tahmin edemediğimi de duymuşsundur. Babama sen mi söyledin? Böyle olsun istemedim. Yo, istedin. Tam da böyle olsun istedin. Düzeltebilirdin ama düzeltmedin. Yapmadın. Evet. Evet, hiçbir şey yapmadım. Peki sen yaptın mı? Savaştın mı? Mücadele ettin mi? İki ağladın, hemen pes ettin, çektin gittin. Kaçtın. Gururluyu oynadın ama değildin. Aslında korkan tekiydin. Zoru seçen bendim. Hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kalan bendim. Benim hiçbir şeyim yoktu. Ne annem, ne babam. Senin canın yandığı zaman başını okşayacak bir babam vardı. Nasıl yoktu? Benim babam ikinize de babalık etti. Benden ayırmadı ki sizi. Ha, tabii, tabii. Dışarıdan görünen oydu. Sizin tarafınızdan da tabii. Peki benim içimde hissettiklerim, onu ne yapacağız? Sen onu hiç bilmiyorsun, ne yaşadığımı. İçimdeki o eksiği tamamlamak için ben bu kadar çalıştım. Koskoca bir imparatorluk kurdum. Sen ne yaptın? Kaçtın gittin. Tabii, tabii sen ağzında altın kaşıkla doğmuşsun bin türlü imkanla. Ama sırf korkaklığından, sırf tembelliğinden bütün hepsini benim elime teslim ettin, gittin. Dünya çok vahşi Melek. Ama işte bu vahşi dünyada korkaklara yer yok. Araç hazırmış, artık gidebiliriz. Keşke böyle ayrılmasaydık. Gerçekten çok üzgünüm. Keşkeler hanesine bir çizik daha attık Ceylan. Berdacığım, numaram var artık sende. Tamam mı? Daha sık görüşelim. Gidiyor musunuz? Evet. İyi yolculuklar. Sağ ol. Biliyorum aceleniz var ama sana söyleyeceklerim henüz bitmemişti Melek. Öyle mi? Dün gece evin satılması için işlemlere başlayalım derken ben senin teklifimi kabul ettiğini sanmıştım. Borcun çok, anladım. Yani şu anki durumu nakde çevirme isteğini de anlıyorum ama keşke bu pazarlığı küstah oğluna bırakmasaydın. Küstah mı? Cem işi mi oldu? Oo. Bu da bir taktik tabii. Taktik mi? Ne oluyor? Ben anlamıyorum ki şu anda. Aa, sakin ol. Oğlunla yapamadığımız medeni konuşmayı belki seninle yapabiliriz. Her ne kadar zaman seni değiştirmiş olsa da biz bir zamanlar seninle aynı dili konuşuyorduk, değil mi? Ne oluyor burada Cem? Ne diyorsunuz siz ya? Tamam Melekciğim, tamam, anlıyorum. Madem çok kötü durumdasın, evin fiyatının iki katını vereceğim sana. Maksat işin görülsün. Ev için Erkan birini yollar sana. Sen de vekaletini verirsin. Tamam. Şebi Verda için de tabii.
Hiç zahmet etme. Benim satılık malım yok. Ne markam satılık, ne de evim satılık. Bundan sonra babamın evinde yaşamaya karar verdim. Burada yaşayacağım.